At ustalarından herkese merhaba. Söz verdiğimiz gibi C9'un PvE sistemini anlatacağız Gunner'la. Hem Gunner'ın skill'lerini tanıtmış olacağız hem de PvE sistemini göstermiş olacağız. Kendi seviyemizden birazcık daha düşük seviyede bir dungeon'a gideceğiz. Bakalım neler yapabileceğiz. Hem canavar öldüreceğiz, hem kasalacağız, hem de skill'lerimizi tanıtacağız. Blazing Battlefield bölümüne giriyoruz. Gördüğünüz üzere normal, zor, uzman ve usta olmak üzere 4 kademede görev zorlukları bulunmakta. İlk 3 kademe 60 levelin usta kademesi 61 levelde açılmaktadır. İşgal bölümüne izin verdiğiniz takdirde dışarıdan farklı player'lar yani oyuncular sizin bölümünüze sizi öldürmek için gelebiliyorlar. Güçlüyseniz ve şanslıysanız üstesinden gelebiliyorsunuz. Tabi öldürdükleri zaman da biraz can sıkıcı olabiliyor. Bölümümüze başlayalım. Oyunumuzda şöyle bir durum daha var. Mesela bölümdesiniz. Fakat alttan ticareti takip etmek istiyorsunuz. Sol alt köşede burada genel bölümünden paylaşılanları görebilirsiniz. Sarıların üstüne tıkladığınız takdirde bu sarılar paylaşım şeklinde yapılabiliyor. Tıkladığınızda itemin özelliklerini, kaç level olduğunu, artı kaç olduğunu görebilirsiniz. Bu da bir artıdır tabi. Evet, bölümümüze başlıyoruz. İlk önce şarjörümüzü dolduruyoruz. Sol click yapabilirsiniz, shift sol click yapabilirsiniz, T veya da 7'yi kullanabilirsiniz. Ama en makulü burada sol click'tir. Bunlar NPC'lerimiz. Bunlardan göreviniz varsa görevlerinizi hallediyorsunuz. Geçit kapımız bu. Burası güvenli bölge. Atak içinde değilsiniz burada. Atak almıyorsunuz. Evet, kapımızdan geçtik. Şimdi bölüme başladık. Gördüğünüz üzere canavarlar karşımızda. Size söylediğim gibi hareket ederek ateş etme özelliğimiz var. Bu limited özelliğimiz. Takla açarken ateş edebiliyoruz. Bu özelliğimizi de tanıtmıştık. Elektrik shot özelliğimiz. Sağ klik tuşuyla çoklu atışımız. Eğer merminizin azaldığını düşünüyorsanız, gördüğünüz üzere 9 mermimiz kaldı. Shift basılı tutup sol klik yaptığımızda mermimizi doldurur normal bir şekilde. Evet, büyük canavarlar haritada büyük isimde gözükür zaten. Onları ateş ettiğiniz zaman küçükleri kesmeden ilerleyebilirsiniz. Fakat küçükler X verdiği için onları da kesmeniz sizin daha çok işinize yarayacaktır. Evet, büyük bir canavarımız daha. Biz biraz güçlü olduğumuz için bu bölümlerde tek atabiliyoruz. Fakat demeçte yiyoruz gördüğünüz üzere. Mental break shot'ımız. Çoklu vuruş yapabilir. Dörtteler. Sniper. Limited'imiz. Tekrar elektrik shot'ımız. Shotgun'umuz. Klavyeden kullanıyoruz ve sol klikle devam ettiriyoruz. Gunner kaç ve ateş et sistemiyle hani kaç vur sistemiyle çoğu bölümü rahatlıkla geçebilen bir karakter. Gördüğünüz üzere pek zorlanmıyoruz. Çünkü uzaktan atağımızı yapıyoruz. Atak geldiğinde de takla açarak kaçabiliyoruz rahat bir şekilde. Bazen böyle olabiliyor. Kaçık limited atmanız yeterli zaten büyük oranda. Fakat diğer skill'lerimizi de göstereceğim size. Evet, menzilli bölgedesiniz. Gördüğünüz üzere üçlü atışımızı yapıyoruz. Ve yakma etkisi var bakın. Sürekli vuruyor. Mental break shot'ımız. Göstermiştim zaten. Bak, gördüğünüz üzere savunma amaçlı kullanılabiliyor. Canları var. Atak yapıldığında absorbe edebilme özelliğine sahip. Fakat uzaktan yapılan saldırıları absorbe eder. Shift sağ klikle patlatabilirsiniz. Donduran ateşimiz. Yok, bu ateş. Ateş özelliği. Bu donduran ateşimiz. Gördüğünüz üzere dondurabiliyor. Thank you.
Gördüğünüz üzere bununla kaçıp atak yapabiliyoruz. Çoklu bir atağı var. Demeci çok büyük olmasa da bir anda çoklu mermi sıktığı için çoklu bir demeç atabiliyor. Eğer dayanır da sonuna kadar fulümüz dolarsa fulümüzü de göstereceğim videoda nasıl bir şey olduğunu. Bu şekilde kendimize yaklaştırmıyoruz. Zaten yaklaştıklarında da şu şekilde kaçış yapabiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Bu bizim en güçlü skillimiz. Dediğim gibi bakın bu şekilde bir damage atıyor. Fakat çabuk öldüğü için göremedik damage'ini. Bekleme süresi biraz var fakat o kadar da abartılı değil. Evet, büyükleri kesip geçebiliriz. Gördüğünüz üzere devam ediyoruz. Büyük kestim ve devam ediyorum. Bakın bir büyük daha. Evet, onu da kestim. Yeni canavarlar geldi gördüğünüz üzere. Geri kesmek zorunda değiliz. Evet. Tekrar büyükleri kesti. Evet, kapı açıldı. Gördüğünüz üzere kaçış mekanizması fazlasıyla ileri seviyede olan bir karakter Gunner. Yeşiller özel canavarlardır ve demeçleri çok yüksektir. Evet, gördüğünüz üzere öldük. Yok, ölmedik. Evet. Böyle bir toplulukta bu skill gayet işe yarayabiliyor. Gördüğünüz gibi hepsini öldürdük. Burayı küçük bir hileyle geçebiliriz. Bu şekilde geçebiliriz pusula. Uzun süren bir bölüme geldik ortalarda. Sürekli canavar gelecek burada spamlanacak. Evet, gördüğünüz üzere Max Fury yazısı geldi. Bu yazı geldiği zaman çift klikle kullanabiliyoruz. Fakat da kritik anlarda kullanmakta fayda var bunun. Çünkü yüksek bir atak yüzdesine sahip. Devam ediyoruz bu şekilde. Evet, diğer canavarımızı da kestik. Evet. Büyükleri kestik. Şu an Anabos değil fakat bu Anabos'a benzer bir canavar. Ölüm sonu canavarı gibi. Kaçıyor buranın sonunda bu canavar. Şimdi size demecini gösterebilirim bu skill'in. Bu şekilde bakın. Böyle bir demeç atabiliyor skill'imiz. Bir de normalinde usta bölümünde canavarların canı gözükmez fakat bizde özel soul bulunduğu için canavarların canını görebiliyoruz. Böyle bir ayrıcalığımız var. Tabii bu sizin kendi kararınızı almak isterseniz alabilirsiniz. Gördüğünüz üzere burada bir sandığımız var. Bu sandığın içinden gümüş kütlesi, elmas kütlesi veya altın kütlesi düşebiliyor. Bunları item dönüştürürken, item yaparken kullanabiliyoruz. Yani bir nevi önemli. Evet, bölümümüzün sonuna doğru geliyoruz. Bölümlerde bu gibi yaşam veren, yaşam enerjisi veren bloklar var. Bu bloklara tıklayarak yaşam enerjimizi fulleyebiliriz. Gördüğünüz gibi.
Evet. Bölümün sonuna doğru gelmekteyiz, yaklaşmaktayız. Bu iki büyük canavarı kestikten sonra bölüm sonu canavarına gidebiliriz. Evet. Max Fury'i kullanabiliriz şimdi. Ne skinimizi kullanmasak bile bizim atağımızı ve zırhımızı güçlendirdiği için önce normal ataklarımızı yapıyoruz ki normal ataklarında damage'ini yesin ve daha çabuk düşsün. Zaten süresi burada yazıyor. 15 saniye süremiz var. 15 saniye bitmeden o skill'i kullanabilme hakkımız zaten var. Evet, bunu da atıyoruz. Buyurun. Şu şekilde damage'i görün. Evet. Tam bitmeden önce bunu kullanıyoruz. Bu modu var. Mermiyi şu şekilde sallıyor. Bir de bu modu var. Elektrik atıyor. Evet. Bu şekilde de büyük damage atıyor. Bu şekilde de büyük damage atıyor. Fakat bu daha az vuruyor ama daha fazla sıkıyor. Evet, en büyük damage atan skillimiz de gördüğünüz gibi bu. 300K gibi bir damage atıyor. Canavarımız biraz inatçı çıktı fakat bu bölümün canavarı zaten biraz güçlü. Fakat en rahat yine Gunner'la kesilebiliyor bu canavar. Yani kaç vur yaparak rahat rahat kesebilirsiniz. Biraz zamanınızı alabilir, evet. Tabii gücünüze bağlı o da ama yine de rahat bir biçimde kesebiliyorsunuz Gunner'la bu canavarı. Şekilde bitiriyoruz. Evet. Bölümün sonunda gördüğünüz gibi girdiğiniz günlere göre size bonuslar veriyor her gün. Ve canavarın içinden bakın kitap düşüyor. Kitabın ne işe yaradığını bir dahaki bölümde tekrar anlatacağım. Bugünlük bölümümüzün sonuna geldik. Gunner'la PvE sistemini anlattık. Tabi bu bir tane bölümdü fakat yine de nasıl bir PV sistemine sahip olduğunu az çok anlamışsınızdır. İyi günler diliyorum.